Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf Temel Dini Bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 5. sınıfın çekiliş videosu, 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı aşağı kısımda, açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Ayrıca CKMK Akademinin uygulamasını Play Store'dan indirip bu videolara ve 5. sınıfın diğer videolarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzdan başlayalım. Allah'ın Cebrail aracılığı ile peygamberlere onların da insanların hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir? Yani arkadaşlar Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla gelen vahiyden bahsediyor. Yani vahiy gelme Allah'ın buyruklarının peygamberlere vahiy edilmesidir. Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Ayetinde de bildirildiği gibi Kur'an-ı Kerim korunmuş ve günümüze kadar hiç eksiksiz ulaşmıştır. Kur'an'ın iki kapak arasında toplanmasına mushaf denir. Kur'an hangi sahabe zamanında mushaf haline getirilmiştir? Yani mushaf dediği kitap haline getirilme. Ve bunu siz biliyorsunuz neydi arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş. Ve arkadaşlar bir sahabe de de bu kitap haline gelen mushaflar çoğaltılmış. O da yorum kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Bakalım kiminki kim doğru cevabı gönderecek. Peygamberimize ilk inen ayet nerede, ne zaman ve hangi ayettir? Neydi arkadaşlar? Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda 610 yılında Alak Suresinin ilk 5 ayeti yani Hira'da 610'da Alak Suresinin ilk 5 ayeti gelmiştir. Peygamberimizin sıfatlarından olan günahsızlık ve korunmuşluk anlamına gelen sıfat hangisidir? Şimdi arkadaşlar, günahsızlık sıfatı neydi? İsmetti, değil mi? Fetanet neydi arkadaşlar? Akıllı olması. Emanet güvenilir olması. Sıtk doğru olması. E, günahsız olması da neydi arkadaşlar? İsmet idi. Peygamberimiz 35 yaşlarındayken Kureyşliler sel baskınından zarar gören Kabe'yi tamir etmeye karar verirler. Ama Hacürül Esfet taşının tam Kabe'nin köşesinde bir taştır arkadaşlar. C cennetten geldiği söylenir önemli bir taştır. Taşının konması konusunda anlaşamadılar. Kabe'ye doğru ilk kim gelirse o kişi bize kimin taşı yerine koyması gerektiğini söylesin dediler. İşte o gelen kişi de peygamberimiz oldu. Peygamberimiz taşı bir örtüye yerleştirip tüm kabile reislerinin de örtünün ucundan tutturmuştur ve taşı yerine kendisi koymuştur. Peygamberimizin yaptığı bu olaya tarihte ne adı verilir demiş. Arkadaşlar bu Kabe hakemliği diye de geçir, geçer. Hakem olayı diye de geçer. Peygamberimizin Hacir Resvet Taşı'nı koymasındaki yaptığı hakemliktir. Kabe hakemini ya da hakem olayı olarak karşınıza çıkabilir. Peygamberlerin hem görevlerini hem de sıfatlar arasında olan aşağıdakilerden hangisidir? Nedir arkadaşlar? Sıfatlar arasında tebliğ vardır. Gelen vahiyleri e, ümmetine sunmaktır. Ve tepliği aynı zamanda peygamberlerin de görevidir. Aşağıdakilerden hangisi ulul azim peygamberlerindendir? Şimdi arkadaşlar ulul azim peygamberleri yüksek sabırlı ve zorlu görevler yapmış peygamberler olarak anılır. Ve bu peygamberler 5 tanedir ve bunlar arkadaşlar kimdir? Hazreti Nuh Aleyhisselam vardır. Hazreti Nuh vardır. Hazreti İbrahim vardır. Hazreti Musa vardır. Hazreti İsa vardır. Hazreti İsa. Bir de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardır. E hangisidir demiş. Baktığınız zaman buradan eşleştirdiğinizde Hazreti İbrahim şıkkını görebilirsiniz. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine ilahi kitap gönderilmemiştir? Hz. Muhammed'e gönderilmiştir arkadaşlar nedir? Kur'an-ı Kerim. Hz. İsa'ya İncil gönderilmiştir. Hz. Musa'ya hangi kitap gönderildi arkadaşlar? Tevrat kitabı gönderildi ve Hz. Süleyman'a da bir kitap gönderilmemiştir. Hatta sayfa bile gönderilmemiştir. Bir de arkadaşlar Hz. Musa'ya Tevrat vardı. Bir kitabımız daha vardı. O da neydi? E, Tevrat'ın haricinde Hazreti Davut'a da Zebur kitabı gönderilmiştir. İsrafil'in birinci sura üflemesiyle gerçekleşe, gerçekleşecek olan tüm evrenin yok olmasına genel yok oluş sonuçlanacak olan olaya ne ad verilir? Nedir arkadaşlar? Genel yok oluş kıyamettir Dünyanın sona ermesidir. Kıyametin kopması ve yeniden dirilişin gerçekleşmesine kadar dünya ve ahiret arasındaki beklenilen yerin adı nedir demiş arkadaşlar? Bu yerin adı Berzah'tır arkadaşlar. Berzah. Kıyamet koptuktan sonra beklenilen yere Berzah denir. Yani ruhların mahşere kadar beklediği yere Berzah denir. Mahşer, e, hesaba çekildiğimiz yer, mizan, terazi, sıratta geçtiğimiz köprüdür. Bir de burada bas filan var zaten. Bunları da arka tarafta anlatacağım arkadaşlar. Diğer sorularda. İsrafil'in sura ikinci kez üflemesiyle gerçekleşecek olan yeniden diriliş anlamına gelen olaya ne denir demiş arkadaşlar. Bu olay nedir? Bastır arkadaşlar. İsrafil'in sura üflemesiyle birlikte yeniden diriliş bastır. Arkadaşlar Haçlı'da Toplanmaktır. Berzah zaten anlattık arkadaşlar. Beklemesi ruhların kıyamette yok oluştur. Cehennem üzerinde kurulmuş olan ve kıldan ince, kılıçtan keskin diye tabir edilen köprü nedir? Sırat köprüsüdür, değil mi? Allah hepimizi sırat köprüsünden böyle jet hızıyla, çok hızlı bir şekilde cennete gitmeyi nasip etsin. Boşluk doldurmalarımız var ve bu boşluk doldurmalarımızı dolduralım bakalım. Aleyhisselam 10 sayfa, 50 sayfa, Hazreti İsa, Zeyd bin Sabit, Tilavet, Hazreti Zekeriya, Ahiret, Mizan, Haşr. Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. Kimdir arkadaşlar? Hazreti İsa vardır. Hazreti Zekeriya da vardır. Ee, bu bir dursun arkadaşlar. Hangisini yazacağımıza bir karar verelim. Hazreti İbrahim'e nokta nokta verilmiştir diyor arkadaşlar. Hazreti İbrahim sayfa alan peygamberlerdendir ve 10 sayfalık suffeler verilmiştir. Tüm peygamberler için selam onun üzerine olsun anlamına aleyhisselam kullanılır. Aleyhisselam kelimesi kullanılır. Kur'an'ın toplanıp kitap haline getirilmesine vahiy katipliği, başkanlığı kimdir arkadaşlar? Tamam Hz. Ebu Bekir döneminde yapılıyor ama bunun bir başkanlığındaki baştaki insan var. Zeyd bin Sabit'tir arkadaşlar. Zeyd bin, bin yazmayayım direkt yazayım B yazayım sabittir. İnsanların öldükten sonra hesaba çekilmek üzere yeniden dirilişten sonra bir araya toplanmasına ne diyoruz arkadaşlar? Haşr diyoruz. Haşr. Toplanmak. Yani dirildikten sonra bir araya toplanmasına haşr diyoruz. Ulul azam peygamberlerinden ve kendisine İncil kitabı indirilen peygamberin adı. Şurada demiştim ya arkadaşlar. İncil kimindi? Hazreti İsa peygamber efendimizindi. Burada da baktığımızda Kur'an'da adı geçen peygamberlerden dediğimizde Hazreti Zekeriya olacaktı. Zekeriya olacaktı. Kulların amellerinin tartıldığı ilahi adalet terazisi nedir? Mizan terazisi. Hazreti İdris'e ne verilmiştir arkadaşlar? 30 sayfa verilmiştir. Bu sayfaları şuraya bir yere yazayım mı arkadaşlar? İşinizde görür herhalde. Hani bununla ilgili sorularda Hazreti Adem'e Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa verilmiştir. Hazreti Şite arkadaşlar 50 sayfa verilmiştir. Hazreti İdris'e zaten burada da yazık 30 sayfa Hazreti İbrahim'e ona da 10 sayfa verilmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Yukarıdakine baktığımız zaman 50 sayfa yazmışlar ama siz burada 30 sayfa dediniz. Siz bunu bilin arkadaşlar. Bu doğru olandır. Hazreti İdris'e 30 sayfa verilmiştir. Burayı yanlış yazmıştır. Hatta burayı da şöyle değiştirelim. 50 sayfa verilen Hazreti Şit'tir. Kur'an ayetlerini okumaya ne denir arkadaşlar? Bunu da zaten duymuşsunuzdur. Tilafettir. Tilafeti kuvvetli denir. Hatta güzel Kur'an okuyan insanlara. Öldükten sonraki hayata ne denir? Ahiret hayatı denir. Geldik doğru yanlış sorularımıza. Bunları da çözelim ve bitirelim. Ahirette hesap ve mizandan sonra iyi amelleri çok olanlar cehenneme gidecektir. Nedir arkadaşlar? Yanlış bir ifadedir, değil mi? İyi ameli çok olan cennete gider, değil mi arkadaşlar? Cennet. Mahşer ahirette insanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yerin adıdır değil mi? Mahşer günü hesaba çekileceğiz. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Pardon yanlış dedim arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Çünkü mahşer hesaba çekildiğimiz yerin adıdır. Kendilerine kitap verilen peygamberlere nebi denir. Arkadaşlar kendilerine kitap verilen peygamberlere nebi denmez. Nebi kendinden önceki gelen dinleri sürdüren peygamberlere denir. E, kitap gönderilen peygamberlere Resul denir hatta. Resulullah dediğimiz Peygamber Efendimiz olarak ifade edilir. Tevrat Hazreti Davut'a verilen kutsal bir kitaptır. Arkadaşlar bu dört kutsal kitabı da şuraya yazayım. İlk olarak ne vardı? Hazreti Davut Aleyhisselam'a gönderilen Zebur ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat Hazreti İsa Aleyhisselam'a gönderilen İncil ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de gönderilen Kur'an-ı Kerim olacaktır. Ve baktığınız zaman Tevrat kiminmiş arkadaşlar? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın olduğu için yanlış olacaktır. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Doğru olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Bazen dilimiz sürttü, sürçili insan ettiyse kafola. Bir günde birden fazla yazılı çektiğimiz için biz de yoruluyoruz ister istemez. Ee, bir aklınıza takılan bir kısım olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bu sınavdan diğer sınavlar gibi beklediğimiz not tabii ki de bir çizgi, iki yuvarlak, yüz yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Dediğim gibi uygulamamızı indirip din kültürü yazılısındaki çekilişe katılabilirsiniz. Bir de ayrıca arkadaşlar Instagram'dan bizi takip edip zaten abone olduğunuza inanıyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.